Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz gönül dostlarım, sevgili değerli YouTube ailem. Bizimkiler, bizim aile. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Nereye gidiyorum? Bugün şöyle dedim ki biraz yavaş yavaş dağa doğru çıkayım, tırmanayım. Erik lazım arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz bahçelerimize diktiğimiz erikten değil. Şifalı dağ eriği. Ekşerik, acerik. Bu eriği asla kimse tarlasına dikmez. Kendiliğinden Rabbim tarafından dağda doğada biter. Yol kenarlarında, dağda daşta Allah'ım nerede uygun görmüşse orada filizlenir çıkar. Böyle şifalı şifalı bize erikler verir. Çapa yok, su yok, budama yok, hiçbir şey yok gönül dostlarım. Biraz normal eriklere göre geç erer. Tam şu anda zamanı geldi, vakti. Biraz toplayacağım. Bunu ne yapıyoruz, bu ekşeriyi turşu kurarız. Bu sefer bestel yapacağım. Pestil deniliyor bizim köyde, bestel. Bunu şifa için yapacağım bu pestili arkadaşlar. Başıma gelmeseydi bu kadar inanmazdım. Geçenlerde ayağım burkuldu benim, şöyle dönüverdi. O kadar çok acıdı, çok ağrıdı. Ayağım burkuldu dedim, topallıyordum. Büyüklerimiz dedi ki dağ eriği bestili yok mu? Dağ eriği bestelini sar, hemen acısını, ağrısını, şişliğini, ödemini alır dediler. Şişti, akşamdan sabaha kadar sardım ve ödemini aldı. Yendi şişi, yapmaz mıyım? 3-4 sene önce yapmıştım pestilini İzmir'deki bağ evimizde. Bugün dedim bir daha yapayım inşallah. Zeb olarak saklayayım, yani şifa olarak saklayayım, evde saklıyordum, denk geldi, iyi geldi. Biraz daha var da yenisini de yapayım, yerine koyayım inşallah diyorum ve tırmanıyorum şöyle dağa doğru. Allah. Dağ eriğini buldum, ufak bu sene. Bunun kırmızısı da oluyor arkadaşlar. Sarısı da oluyor, çeşitleri oluyor. Şöyle bu sarı gibi, inşallah toplayacağım şimdi. Yeteri kadar. Görüyor musunuz? Köyde bir şeyin kıymeti yok dağ eriklerini. Otların içinde. Olgunlaşmışlarından alacağım. Dibine dökülenlerden. İşte Rabbim tarafından kendiliğinden böyle çıkıyor. Su istemiyor. İlaç istemiyor, bakım istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Oo, dökülüyor zaten. Buralayı versem kovanın içine dökülecek. İşte arkadaşlar. Çok güzel kışın turşusu oluyor, hele suyu. Ben vidon vidon hazırladım zaten. Onları çekim yapamadım. Arkadaşlar. İnşallah şifa niyetine, ilaç niyetine. İnsan başına gelmeden bir şeyi bilemiyor. Başına geldiği zaman anlıyorsun. Başına gelmedi mi hikaye gibi geliyor. Başkasının başına gel. Başına gelince böyle daha iyi anlıyorsun değerini, kıymetini. Maşallah onundan ufak. Sihir veriyor. Eriklerde kurt olabiliyor bazen, bunda olmuyor. Bu sene erik yılı var, erik arkadaşlar, bu sene inanın erik yılı var. Dağ erikleri olsun, gökçe erikler, garestenler, elürfan, bilmiyorum, kış erikleri, hepsi böyle çivi gibi on. Yaban eriği, acerik, ekşer. İşte hey güzel Allah. Allah'ın bunu uygun gördüğü bir yerde çıkarıyor böyle, dağlarda filizlendiriyor. Böyle insanlara faydalı, şifalı.
al, biraz daha alayım. Kırılıverdi asılırken. İnce bir dal. Testik gibi yarabbim. Kutluğun içinden biraz almak zor oluyor da. Alacağız galiba. Bestel için biraz daha erken gibi, gök bu ermemiş gibi ya. Allah Allah. Çok sert. Şöyle kaba kaba yumuşak yumuşak olmak lazım. Bestel yapmak için biraz erimesi lazım dedi büyüklerimiz ya. Ben fazla toplamıyorum o zaman arkadaşlar. Bu kadar yeter. Bir bovayı doldurmadım. Bunu kurutayım da. Bestel için de 2-3 gün sonra gelip alayım bari. İşte bak. Şöyle. Biraz topladım. Yeterli. Maşallah 41 kere Allah'ım nazardan korusun. Nazardan korusun. Daireyi arayan herkese söyleyeyim de gelsinler buradan alsınlar. Çok un. Bayağı bir un. Maşallah. Ezen de okunuyor. Çok uzağa gitmedim zaten. Köyün üst tarafındayım.
ilahe illallah Muhammeden Resulullah. İkindi ezanını dinleyelim dedim arkadaşlar birlikte. Ezanı dinlerken de biraz daha topladım. Yeterli şimdilik. Evden erik toplamak için çıkarkana niyetimde pestil yapmak için toplayacaktım. Fakat erikler erimemiş. Siz de görüyorsunuz yeşil. Bunlar kızaracak, sararacak. O yüzden bunları pestil yapmayacağım. Kurutacağım. İşlemini yapıp kurutacağım. Vazgeçtim pestilden. Erince toplayıp tekrardan pestil yapabilirim. Tamamdır. Bunları kurutacağım. İnşallah gidelim. Kurutma işlemi yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Şuradan şöyle otların içinden değil de şöyle açıktan gideyim. Bestel vuruyorlardı bak. Bestel vuruyorlardı değil mi eskile? Eski adamdan bestel vuruyorlardı. İlaç mı var ısırmış gibi ya? Bestel vuruyorlardı. Gayna diyorlardı. Bir şey diyorlardı. Çok şey dayı, ermemiş taş gibi de. Kaynatacağım. Kaynatacaksın işte, vuracaksın ayağıma. Kaynatacağım, şöyle bir bedin üstüne yazacağım. Biliyorsun, burkulmaya bestel iyi geliyor. Ben emeklisinde fayda var yiyen ya. Yemekte fayda var. Cenab-ı Allah şeyi, her şeyi şey için mi yarattı ya? Bu ilaçlar da ottan çöpten oluyor. Düz diyor, bir şey yok diyor, gece diyor, ağrıyor diyor. Ben de bütün ağırlığa zaten gece olurmuş dedim. Çok olurmuş gece dedim. Bana sorsalar en uzun gece ne zaman deseler ağrılı gece. Hasta yıkanı. Sabahla olmuyor. Doğru valla. Hiç... Valla işte yiyen böyle dünyanın işi. Bu yol domuza çarptırmayalım dedik. Yattım sabah ezene kadar yattım. Uykum gelmiyor. Ama ne yapacaksın? O da olacak, o da olacak. Baktım garip buraya geldim. Erikleri toplayıp getirdik arkadaşlar. Çuvalın içine boşaltıyorum. Şu anda daha az. Erdiği zaman daha çok toplayacağım. Başka şeyler yapacağım. Mesela şifa için bestel yapacağım. Şu anda çok ermemiş. Şakır şakır kaynıyor. Altı da hararetli yanacak. Yanıyor. Maşallah. Hararetli yanacak dedim. Erikler soğuk ya, attığımız gibi durmasın su demişlerdi bana. Öyle yapıyorum. Kaynayan suya erikleri doldurduğumuz çuvalı basıyoruz. Oh. O kurt dedi arkadaşlar. Biraz kaynayacakmış. Çuval da yırtıldı sanırım, erikler dışa çıktı ya, çıksın bakalım, bir şey olmaz. Altı gayet hararetli olacak. Azıcık fokurdayacak. Yeteri kadar erikler suda kaldı. Şöyle biraz renk saldı gibi oldu. Çıkarıyoruz. Tamam. Şimdi bunu güneşin altına sereceğiz. 3-5 tane döküldü suya, onları da kevgirle çıkarırız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Suyu süzüldü. Erikleri direkt şöyle güneşin altına serelim. Sapsarı oldu, gördünüz mü arkadaşlar? Hızlı kuruyormuş. Bir de suda sasılık olmuyormuş. Bana öyle söylediler. Şöyle... Sıcak. Açalım. İnşallah daha lezzetli, daha güzel erik kurusu elde ederiz. Dağ erinden, kuru biberden turşu kuranlar, pazarlarda uzmanlar, profesörler. Onlar söyledi bana. Böyle yap diye. Pazarlardan söylediler. Ben de böyle yapıyorum. Onların tarifine uyduk. Eriği kaynar suya batır, birazcık beklet, çıkar.
Erikler kuruyacak inşallah. Hazır olacak. Biberler de hazır. Biberlere de bakalım. İşte bak turşuluk biberlerimiz şu askıdaki ipte dizili olanlar. Dizmeden yararak da kuruttum. İpte de dizerek kuruttum. Dizince daha kolay oluyor kuruması. Neden derseniz birazcık kurudu mu gündüz güneşin altına, akşamda şöyle pardının altına çiğ değmeyecek, yağmur değmeyecek yere asıyorum. Yardıklarımı da tarlanın ortasına kızgın güneşin altına serdim. Onları da aynı şekilde ziniyle eve topluyorum. Geceleri gündüz seriyorum filan filan. Böyle güzel güzel kurutmalarım arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Kışlık hazırlayın, bir şeyler kurutun, bir şeyler dizin. Gerçekten insana terapi oluyor, moral oluyor. Mutlu ediyor ya, kısacası beni mutlu ediyor arkadaşlar. Erikler de kurudu. Allah'ın izniyle kuruyor ya bir şekilde. Bunlar da salçalık biberler. Böyle etli biber. Bunlardan kışın kuru biber dolması yapabiliriz yani. Haşlayıp yağlayabiliriz. Kabuğu çıkıveriyor suya girdiği zaman. Hani kurutuyoruz. Haşladığımızda kabuğu çıkıveriyor. Çok lezzetli oluyor. Sanki yaşını yemiş gibi oluyoruz. Ayrı bir lezzet oluyor. Yaşından daha güzel oluyor diyebilirim. Salçalık biberlerden de dizerek bu şekilde kurutabilirsiniz diyoruz. Onlar da güneş görüyor. Üzeri de kapalı. Burada kurularımız bayağı bir kuruttuk. Ve bahçenin son hali diyoruz. Şurada hala ben domates kurutuyorum. Çeri bunlar. Çerileri topladık, kuruyorlar. Dağ erikleri, Elurfan erikleri, mürdüm erikleri ve diğer garesten olsun. Onlar da kurudular bu mürdüm eriği mesela. Böyle kurudu. Yardım biberler. İşte bak zinide arkadaşlar. Bunlar da turşuluk, yağlamalık. Bunları yararak dizmeden kurutuyor. Seriyoruz, kuruyor. Dizince de kuruyor. Dizide güzel oluyor. Daha güzel bir hava katıyor. Ben bunları yetişemedim. Yardım öyle dizmeden kuruttum. Başta gösterdiklerimi dizdim. Bayağı bir biber çok kuruttum. Yemezsek yemeyelim. Elimizin altında bulunsun arkadaşlar. Bir isteyen olur, canı çeken olur. İyice kurumadı bunlar da. Akşam balkona getiriyorum. Sabah tarlanın ortasına kızgın güneşe götürüyorum. Hepsi için geçerli. Hepsini aynı şekilde zinilerle alıyorum güneşe. Akşam getiriyorum balkona, çiğ değmeyecek yere böyle böyle. Ama bir hareket oluyor. Böyle hareket de biliyorsunuz berekettir. Bu da garesten. Şurada çuvalın üstündeki kuruyanlar da dağ erikleri. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah yağmurlu bir günden diyeyim. Yağacak, yağdı hemen hemen atıştırdı. Ben hızlı hızlı biberleri aldım. Çok ıslanmadı, biraz ıslandı ama şu anda açıldı, güneş doğdu. Birazdan belki hızlı bir şekilde yağmur başlayabilir. Biz de manzara olarak buradan seyrederiz güzel güzel yağmurun yağışını. İnşallah otlara, bitkilere, ağaçlara iyi gelir. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Köyümüzden hepinize selam olsun, sevgi olsun, saygı olsun, selamlar gitsin. Kucak dolusu samimiyet gitsin, güzel niyet gitsin.